Selamünaleyküm, hayırlı günler değerli arkadaşlar. Bugün Renault Premium 460 PS OptiDriver tırın içerisindeyim. Bunun özellikleri neler, fonksiyonları nelerdir? Kısaca bunlar üzerinde duralım. Yukarıdan aşağıya doğru sunroof. Fazla bunda ne yazık ki dolap fazla yeterli değil. Büyük bir dolap var. Yan tarafta kutuyu koyup sabitleyecek kancaların olduğu bir cep var. Burada yine küçük bir dolap var. Lambalar, hoparlörler bunun yan tarafta. Yatak olarak hamak tarzında bir yatağı var üst tarafta, katlanıyor, çekince açılabiliyor üst yatak. Alt yatak var arkadaşlar. Yolcu koltuğu, fonksiyonel bir yolcu koltuğu var. Yukarı kalkabiliyor, ayarlanabiliyor. Fakat premiumların özelliği sağdan sola doğru biraz dar olması arkadaşlar. Aynı zamanda cam çok yakın. Cam çok yakın. O yüzden fazla sevmiyorum. Oturma alanı çok dar. Direksiyonu ayarlanabilir arkadaşlar. Gerek içeri doğru, gerek bize çekerek yukarı aşağıya bir şekilde ayarlanabiliyor. Direksiyonun yanlarında fonksiyonları var. Bunlar cruise kontrol, hız kontrolü, efendime söyleyeyim, tempomat, hız sabitleyicinin düğmeleri. Buna bastığımız zaman hızı kaça sabitlediysek arkadaşlar onunla başlıyor. Bunda hız sabitleyiciden çıkıyor. Bunda gaza basıyoruz, gidiyoruz mesela 80'e. 80'deyken basıyoruz bunu arkadaşlar, sabitliyor 80'e. Artırmak için buna basıyoruz. İşte 81, 82, 83 buradan düşürmek için 79, 78, 76'ya buradan düşürüyoruz bu tuşlardan. Renault'un şurada direksiyon hemen bu tarafta radyoyu kontrol tuşları var arkadaşlar. Sesini açma, kapatma, kanal değiştirme tuşları var. Bunun yan tarafında şurada ise arkadaşlar bu vitesi var. Vites şöyle D'ye aldığımız zaman ileri gidiyor. D'deyken durup mesela geri gideceğimiz zaman da şöyle yapıyoruz. Şu şekilde R'ye geri alıp geri gidiyoruz. Daha sonra ileri gitmek için N'ye alıp boşa alıp ileri aldığımız zaman da otomatikmen gidiyor. Manuel ve otomatik var. Otomatikte ise işte şunu şöyle çekiyoruz, manuele geçiyor. Bir daha basarsak manuelden otomatiğe geçiyor değerli arkadaşlar. Şu yağmur sileceği arkadaşlar, kademeleri var. Veya cama su sıkacaksak şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Şurada da bir top gibi bir düğme var. Bu da bilgi ekranını değiştiriyor değerli arkadaşlar. Onu biraz sonra da göstereceğim. Bunda retardar yok. Bunda egzoz freni var. Dep var. İki kademe. Bir de şöyle sonuna geldiğinde şöyle çekiyorsunuz. Bu motor frenini de iyice devreye sokuyor arkadaşlar. Daha güçlü bir şekilde durduruyor. Bu ise lambaları yakıyor. Şu sis farlarını yakıyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda sağa sola sinyal. Kapı kolunda cam açma kapama var arkadaşlar. Bu yolcu tarafının, bu ise şoför tarafının. Bu da cam ısıtma, ayna ısıtma rezistansını devreye sokuyor. Kapı kolu, bu da aynaların ayarları.
şuradan ayar yapılıyor. Dediğimiz gibi şu kör nokta aynaları ayar yapılmıyor. Bunlar sabittir. Bu aynaları ayarlıyor iki tarafta da. Efendime söyleyeyim. Burada yine klimanın düğmeleri var arkadaşlar. Bildiğiniz sıcaktan soğuğa. Bu dışarıdan hava alıyor. Bu ise içerideki havayı döndürüyor. Böyle yaparsak içerideki havayı çeviriyor. Böyle yaparsak dışarıdan temiz hava alıyor arkadaşlar. Bu da klimasının gazı açan düğmesi. Dörtlüleri yakıyor. Bu yokuş kalkış arkadaşlar. Yokuşta kaldığınız zaman böyle geri kaydırmadan dediğimiz gibi 3-4 saniye tutuyor. Siz o sıra gaza basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu çamur takviyesi. Bu değerli arkadaşlar hızı artırıp yine aynı buradaki fonksiyon gibi şeyin hızını artırmak, kruz kontrol ne diyor? Hız sabitleyicinin hızını artırıp eksilten düğme. Bu değerli arkadaşlar buna şu şekilde bastığımız zaman yine hız kontrolünü şey yapıyorsunuz, alabiliyorsunuz ama şu şekilde off'tayken kesinlikle hız kontrolü çalışmıyor. Bir de Renault'ların bir özelliği var değerli arkadaşlar. Çalıştırdığınız zaman çok güçlü çalışır başta. Hemen havaları doldurur. Yani ne deniyordu ya? İlk rölantide çalışırken arkadaşlar biraz güçlü çalışır. Şimdi kontağı çeviriyorum. Bakın. Bak. Yüksek devirde çalışıyor. Şu anda 1000 devirde çalışıyor. Bunu arkadaşlar kışın böyle çalıştığı zaman pistonlara yağ yeterince gitmediğinden dolayı motorda aşınma çabuk olur. O yüzden bunu durdurmak için şunu mesela 1 2 3 kere yaptığımız zaman rölanti düşer değerli arkadaşlar. Ha yazın belki bir şey olmaz. Adamlar böyle bir sistem koymuş ama kışın bunun çalışması pistonlara zarar verir. Tam yağlanmadan pistonun motor tünelinde gidip gelerek zarar verir boşluklara. O yüzden durdurmak gerekir. Burada arkadaşlar motorun devir saati 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 şu yeşil alan yakıtın iktisatlı kullandığı alan oluyor değerli arkadaşlar. Şu bölüm yani yeşil yanan bölümde olduğu zaman devir. Bu hava devir saati, bu yağın sıcaklığı, bu mazot derece biraz fazla uçmuş. 48 derece değil normalde arkadaşlar. Tam 30 derece civarı ama İstanbul şu anda. Saat burada da arızaları gösteriyor. Ya Renault'un bir sıkıntısı zırt pırt arıza göstermesi arkadaşlar. Yani ekranı boş kalmıyor Renault'larda. Bu da vitesi gösteriyor. Şu anda boşta. Mesela vitesi şöyle yapayım siz de görün. Şu şekilde attığım zaman bakın arkadaşlar birinci vitesi aldı. Birinci vitesteyken şöyle geriye bastım. Bakın geriye aldı R1. Tekrar bunu boşa alıp ileri aldığım zaman bu sefer ileriye döndü değerli arkadaşlar. Evet, aşağıda emniyet kemerinin takılmadığını gösteriyor. Park yani imdadı burada değerli arkadaşlar. İmdadı böyle. Bu sevgili arkadaşlar Dorse freni. Bu Webasto'nun düğmesi. Bu Webasto'nun ayarı sıcaklık veya
hafif dereceye göre 1 hafiftir, giderek şiddeti artırır. 5 derecede en sıcak olduğu zaman üfler. Webasto ısıtır. Webasto bunun büyük ihtimalle sağ tarafta. Evet, bu kapılar merkezi kilit sistemi. Bu kilitler, bu açar arkadaşlar. Bu da sunroof'un düğmesi. Sunroof'un düğmesi de hemen yan tarafta. İşte bardak koymak için veya termos koymak için alan. Şurada bölümler var. Bardaklar koymak için ve içeride evrak bulundurmak için emanet. O yüzden biraz dağınık değerli arkadaşlar. Küçük dolap var, evrak dolabı. Yan tarafta şurada bir dolap var değerli arkadaşlar. Şurada küçük bir dolap ve şurası, bakın, iki tane vidalı gibi yer var. Orası da sigorta yeri. Yolcu kapısında sadece cam var. Camları açıp kapatmaya yarayan düğme var. Evet, bundan başka ne anlatayım değerli arkadaşlar? Ha, burada kalmıştık. Bu da diferansiyel kilidi. Durduğumuz zaman arkadaşlar, şöyle yaptığımız zaman diferansiyel kilitlendi. Böyle yaptığımız zaman tekrar diferansiyel kilidi açılmış oldu. Teybimiz. Kontak burada. Yine ayarlamak için arkadaşlar direksiyonu şöyle yapıyoruz. Bastık düğmeye, kilitlemek için şöyle yaptık. Direksiyon katlanmış oldu. Koltuğumuz yine hakeza fonksiyonel. Yukarı kaldırıyoruz. Süspansiyonlu. Hava körüklü. Yine burada okuma lambası. Burada takograf. Takografın yanında tepe lambası. Tepe lambasında eksiklik var. Sadece led takılmış arkadaşlar. Diğer lambaya bağlı. Bu korna ayrıştırıcı normalde değerli arkadaşlar. Bu ise motor freninin devreye girip veya girmemesine sebep olan düğmemiz. Şurada bakıyoruz. Farları ayarlama. Farlara yükseklik ayarı buradan yapılıyor. Fakat bir cacığa yaramıyor. Bunda çalışmıyor arkadaşlar. Bu ortadaki dingili harekete geçiriyor. Şu. Bu kaldırıyor dingili. Bu indiriyor. Bu ise Dorsen'in yine önündeki birinci dingil bu. İkinci dingil de bu değerli arkadaşlar. Buraya koymuşlar. Ek olarak. Evet, bunda buzdolabı yok bu arabada. Başka güneşlikler falan var. Yanlarda da böyle bir güneşlik var yan tarafa. Perde. Perdesi dönüyor. Ön taraf tamamen kapatıyor. İsterseniz yukarıya da buraya da bir düğmeli perde de konabiliyor. Evet, premium da böyle bir araç arkadaşlar. Dışarıdan da göstereyim. Yangın tüpümüz de yan tarafımızda. Bunu kaldırdığımız zaman seviyesi yukarı çıkıyor, körüklü. Bu da istediğimiz zaman arkadaşlar seviyesini ayarlıyor. Burada, isterseniz burada veya yukarıya doğru kalkıyor böyle. Ben bunu fazla sevmiyorum. Salladıkça çünkü insanı fıtık olmasına sebep oluyor. Uzun süre yolda olduğumuzdan dolayı silkeliye silkeliye. Mesela bel desteği koydum. Yeterli değil. Kendime bel desteği koyuyorum. Allah'a şükürler olsun, çok faydalı oluyor. Bunu ayarlama olarak da şunun gelip gitmesi, kapanması da bu düğmeden oluyor. Bu ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar sertlik. Mesela şeye oturduğun zaman, şunu aşağıya indirdiğin zaman bu fazla sallanmaz. Kaldırdıkça yumuşak olur arkadaşlar. Böylece çok yumuşak. Biraz sert, biraz sert, daha sert hale gelir. Yani yumuşaklığını ayarlıyor bu süspansiyon, koltuğun süspansiyonunun
yumuşaklığını ayarlıyor değerli arkadaşlar. Ben genelde havası boşalmış olarak seviyorum. Evet, 3 basamak. Dördüncüsü de içeri giriliyor. Premium 460. OptiDriver otomatik vites. Midilli araç. Küçük tekerler. Yine hava körükleridir, şeylerdir. Çok dar geliyor bana arkadaşlar. Premium sevmediğim özellikleri arkadaşlar. Ya lambaları ayarlanmıyor. Mesela yolumu zor görüyorum. Önceki firmada da premiumdu. Lambaları sıfır aldırdık. Ayar yaptırdık. Bunların bir özelliği var ki ayar tutmuyor değerli arkadaşlar. Lambaları. Ne yazık ki ya yukarıyı gösteriyor, karşıdan gelenler sizin sol kulağınızı çınlatıyor. Ya da aşağıyı gösteriyor. Çok kötü. Belki geceleyin de gösteririm nasıl olduğunu. Cam suyu buradan konuyor değerli arkadaşlar. Cam suyunun hazinesi burada. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa faydalı olmuşuzdur. Hayırlı günler diliyorum.